Aziz dostlar, Niğde'den katılıyorum. Edebiyat dergisi hususunda Niğde'de, Anadolu'da yaşadığım bazı tecrübeleri paylaşmak isterim. 2001 sürecinde başlayan bir dergi çıkarma tecrübemiz var. O dönemde Gül Aydınlı isminde bir dergi çıkarmıştık Niğde'de. Ama 3 kişiyle başladığımız dergi sonuçta bir kişinin omuzlarına düştü. Bu genelde böyle oluyor. Ve biz bu Gül Aydınlı dergisini en fazla 7 sayı sürdürebildik. Ama o yıllar hakikaten edebiyat dergiciliği bakımından özellikle 90'lı yıllar ve 90'lı devamı o birkaç yıl içi şunu çok rahat söyleyebilirim. Gerçekten edebiyat dergileri çok sıcak, samimi ortamlardı. Edebiyat dergicinin bambaşka bir anlamı vardı. Ya da ben aradan geçen zaman içinde bunları bu şekilde yorumluyorum, değerlendiriyorum, bilemiyorum. İkincisi, Ahmet Başkanım'ın öncülüğünde Niğde Belediyesi'nin desteğiyle 4 Mevsim Niğde dergisini çıkardık. O da bir şehir kültürü dergisi olarak gerçekten Niğde'ye güzel katkılarda bulundu. Niğde folkloru, Niğde sanatı hakkında ve Niğde eli kalem tutan yazan çizen arkadaşlarımızın toplanması bakımından da çok önemli bir tecrübeydi. 4 Mevsim Niğde dergisi. Yine aynı yıllarda Genç Kardelen dergisini ikinci döneminde bulundum. Yaklaşık bir 5 sayı çıkardık Genç Kardelen dergisini. Hayrullah Eraslan, Osman Aytekin ve bendeniz. Sonrasında Genç Kardelen dergisi yayınına son verdi. Şimdi Akpınar dergisinin yayın kurulunda bulunuyorum Niğde'de. Akpınar dergisi de 2006 yılından bu yana düzenli bir şekilde yayınlanıyor. 2 ayda bir, 16. yılında. Şimdi Niğde gibi küçük bir vilayette bir edebiyat, kültür, sanat dergisinin 16 sene devam etmesi bence çok önemli. Yani içeriğinden ziyade bir edebiyat, kültür, sanat dergisinin sürekliliğini burada vurguluyorum. Anadolu'da hakikaten dergicilik zordur. Yani bir hevesle başlarsınız ama heves sizi bir yere kadar götürür. Hevesin yanına inatı ve hırsı da koymanız gerekiyor. Bunlar olmazsa edebiyat dergiciliği maalesef bir yerde son bulur. Ben konuşmamın ikinci bölümünde şunu söyleyeceğim. Edebiyat dergileri günümüzde mektep olma özelliğini maalesef yitirdi. Yani artık Diriliş gibi, Edebiyat Dergisi gibi, Mavera gibi dergileri pek görmüyoruz. Mektep olma özelliğini yitirdi. Edebiyat dergisi çıkan yerlerde, diyelim ki büyük İstanbul'da, Ankara'da acaba edebiyat dergisi çevresinde kaç kişi bir araya geliyor? Orası gerçekten bir edebiyat otağı, ocağı olabiliyor mu? Bunların tartışılması lazım. Zira dergi sadece işte şiir yazmak, hikaye yazmak, röportaj yazmak ve orada görünmek değil, taşın altına elini koymak, o ocakta bulunmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak gibi özellikleri de olmalı. Bunun da yitirildiğini maalesef görüyorum. Bir de dergilerde yayınlanan şiirler, öyküler maalesef dergilerde kalıyor. Dergilerde sararıp soluyor. Yani dergilerden hayata, topluma akan bağlantılar zayıf, hatta kopmuş durumda. Şiirler, hikayeler dergilerde sararıp soluyor. Belki geçmiş zaman da böyleydi. Değişen toplum şartları, değişen iletişim imkanları bunu belki böyle bu duruma getirdi, sürükledi. Evet, yani günümüz şartlarında edebiyat dergiciliği hakikaten zor bir mesele. Bunu sürdüren dostlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah emeklerinin karşılıklarını görürler. Edebiyat dergileri yaşamalı. Zira gerçek edebiyatın yolu da oradan geçiyor. Şimdi ben bir lisede edebiyat öğretmeniyim. Öğrenciler bana yazdıkları şiirleri, hikayeleri getiriyorlar. Onları edebiyat dergilerine yönlendirmeye çalışıyorum. Zira bu işin yolu dergilerden geçiyor sonuçta. Şiir dergide yayınlanmalı. Hikaye dergide yayınlanmalı. Orası bir atölye gibi düşünülmeli. Dergiden geçen şiirin, dergiden geçen hikayenin yani bir editör
takibinde olduğu için daha sağlıklı olduğunu elbette söyleyebiliriz. Bunu şu açıdan söyledim. Günümüzde bu internet imkanı, sosyal medya dergileri biraz ikinci plana attı. Ve gençler, ya ben sosyal medyada yayınlıyorum, ben bir internet sitesinde yayınlıyorum, işte bir WhatsApp grubunda yayınlıyorum diyerek dergileri es geçiyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Bir de şunu söyleyerek konuşmamı bitireceğim. 2008 yılından beri edebiyat, kültür, sanat dergilerini sosyal medya üzerinden takip ediyoruz, eleştiriyoruz, tanıtıyoruz. Dergilik isminde bir blog siteyle başladık. Şu an Twitter üzerinde ciddi bir takipçisi olan dergilik hesabıyla edebiyat, kültür, sanat dergilerimize desteğimiz devam ediyor. Beni sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.